verdiği 5 kuruş para şu hürriyelere dolduruyor, veriyor. Onu geri alıyor. Ne yapacak biz bundan? Bir sürü ehliyar besliyor. Kendi bol bol yiyor. Bize yok. Ben Orman Bakanlığı'nda 20 sene çalıştım, dallar diktim. Dal yetiştirdim. Benim aldım 15 lira. Ben ne 15 liranın adamı mıyım? Bana 30-40 milyon vereceğiydi. Vermedi. Ona talim ediyorum. Hastaneden geliyorum. Yürüyor yürüyor geliyor benim bıtık. Ne yapayım ben buna? Nasıl başbakan diyeyim? Hiç demiyor da gönlüm yok. Torunlarıma gözümü de veriyor. Çok şükür torunlarıma hepsini düzüyorum. 11 torunum var. Hepsini düzüyorum, herkese bir karar. 1 yaşında torununa da aynı veriyorum. 10 yaşındana da aynı. Elimde 5 kuruş paramı torunlarıma dağıtırım. Terakine yatarım. Bu bayram kurban kesecek. Allah izin ederse aldık, çok şükür Allah'a. Aldık. Emme, suvandan ekmek yiye yiye aldık. Biriktirdik. Biriktirdik. Suvan yiye aldık. Odun, kömür yakıyor. Suriyeler bol bol yesin. Bize gıdana kıyıp versin. Onu kesemiyorum, param yok. Neyle keseyim? Emekli. Aldığım para kaç para? 10 milyar. Ben ev kirası veriyorum. 7 milyar. Yavrum 3 milyara mı kurban alayım? Ölmem lazım. Kendi vatanımda ben 3. sınıf düştüm. O zaman Suriye'ye gideyim, ben de Suriyeli olayım. Hastaneye gittim geçen. Suriyelilerden kendi memleketimde muayene olamadım. Ben Türk'üm ya, Türk'üm. Savaş bizde de çıksa da ölseydik keşke. Bu Tayyip peşkir çekti bize. Mahvetti, öldük. Taban öldü, gariban öldü. Zenginlere çalışmasınlar. Bak sokağa insin garibana. Mecliste yemek pişiriyorlar 4 lira 5 liraya. Milletvekilleri yemek yiyor, namkör geliyor. Gelsin lokantada yesin ben gibi. Günlük 100 lira bir çorba sabah. Öğlen 200-500 lira. Ben nasıl geçineyim? Nasıl kurban keseyim? Eskiden bak Ankara Beypazarlığı'ndan. Beypazarlık 20 liraya ev kiramı verdim. 2 tane çocuğumu okutuyordum, param artıyordu. Şimdi abi 10 milyar alıyorum, çocuğuma harçlık veremiyorum, torunuma. Yazık, biz nereye gidiyoruz? Bu memleket nereye gidiyor? Var. İşte bayramın geldiğini istemiyoruz. Biz emekliyiz. İnan ölü gibi yaşıyoruz. Yani yaşam yok. Adeta bir ölü. Torun gelecek onu düşün. Bayram gelecek onu düşün. Kurban kesemiyorum. Onu düşün, 10 liraya, 10 lirayı şuradan bir dilenciye versen bereket versin demez. Yani bu kadar zor durumdayız. İkramiye alsak ne olacak ya? Sadaka mı alıyoruz biz 3 milyon ben? Vallahi 200 milyon veriyorum toruna, baba diyor, dede diyor bu olmaz diyor yani bayramda yani düşün. Ne 3 milyon ne ki ya? Şunca çocuk paranın ne olduğunu biliyor daha. Kurban kesme de al, kurbanın yanına varamıyoruz. Ne kurban kesmesi? Kim diyor kurban kesecek diye? Şurada hep emeklilere sor. Hiçbiri kurban kesemez 10 lira alanı. Çünkü 10 lirayla nasıl kurban kesecek? Bir kurbana girmek 25 milyar. Askeri ücretten de fazla. Bu dönemde ne askeri ücretli kurban keser ne de emekli kurban keser. Hiçbiri kurban kesemez. Gidiyoruz. Eskiciye gidiyoruz. Şurada şey var. Bit pazarı var. Oraya gidiyoruz. Oradan alıyoruz. Hem de ikinci el çok güzel şeyler var. Alıyoruz. Gir şu mağazaya. Nerede? Gel gidelim. Bak şurada 550 milyondan aşağı bir mintan bulursan parasını ben vereceğim. Böyle bir şey olamaz ki ya. Vallahi millete hayırlı bayramlar diliyorum. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah başımıza bir iyi yönetim gelir de bizi de şöyle bir düzene sokar. Var 3 tane torunum var benim. He vallahi. Ya vallahi şimdi bayram yaklaşık 3 milyar ikramiye veriyor. Bence 3 milyar ikramiye çok az. Gerçekten bu Türkiye şartlarında insanlara çok az 3 milyar. En az düşük bize mesela 7 milyar 8 milyar emekliler vermesi gerekiyor. Biz mesela 20 yıldır bunların peşine gittiler biliyor musun? Yani ben mesela buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. En az emeklilerin şu anda 10 milyar maaş alıyor. 10 milyar çok az, gerçekten az. Hangi 10 milyar? Bak şuraya bir kafeye giriyorlar, bir simit bir çay içiyorlar. 50 lira para veriyorlar. İnsanlar bak sokakta görüyorsun bak. İnsan bir simit alıp da yiyemiyor burada. Gerçekten yaşlı amcalarımız yiyemiyor. Kimse yiyemiyor. Çok zor durumda. 3 milyar gerçekten çakar. En az 6-7 milyar vermesi gerekiyor bu bayramda. İnsanlar biraz azıcık yani yaşlı amcalar bak sevinsinler ya. Gerçekten. Ben 10 milyar para alayım. Kime yiyecek 10 milyar? Şimdi burada mesela bir yere gitmiş olsam veya Karadeniz'e
3 kişi gitmiş olsa 15-20 milyar para gerekiyor. 20 milyar nasıl var? Var mı parana gidebileceğim mi? Gidebiliyor mu? Ben kaç yıldır gitmiyorum yani. Gidemiyorum. Gerçekten gidemiyorum yani. Hani mesela bayram oluyor. Ana ikramiye alacaksın. Emekli en az mesela çocuklara 5'er 100 lira vermen gerekiyor açlık. Vermeyince de çok zor oluyor. Gerçekten vermeyen. İnsanın üzülüyor. Gerçi en düşük mesela emeklilere 10 milyar alanı en az 17 milyar yapması gerekiyor bunun. Gerçekten eğer yaparsa çok iyi olur. Yapmazsa da kendileri bilir yani. Bak gördüm belediye seçimlerinde gördüm. İnsanlar tüm her bak oyları hem emeklilerden alıyor. Hiçbir tane doktor, hakim, savcı bunlara oy vermiyor. Gerçekten vermiyor. Hep emeklilerden alıyorlar oyu. O yüzden ben buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Emeklilere en az en düşük maaşını hani 17 milyar yapması gerekiyor. En düşüğünü yani. Ben böyle düşünüyorum yani. Hani tabii çalışıyoruz yani ben sokakta 10 milyar para alacağım. 7,5 milyar kira veriyorum ben. Hani aldığım o 5 milyar kime yetecek yani? Mecbur çalışıyorum ben. Yoksa benim sokakta orada burada ne işim var yani? Giderim bak şuradan bir yere gezmeye bile gidemiyorum. Nereye gideyim bak? Gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz. Evet. Gidemiyor. O yüzden mecbur sokağa çalışmak zorundayız yani. Yani 15 milyar işte maaş alırız. Yani öyle idare ediyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Yok ya nasıl keseceğim? 10 milyar para alayım. Nasıl kurban keseyim ben? Nasıl kesilecek? Var mı param da kesecek? Nasıl keseyim? Ben kesemiyorum. Ya ben zaten bak markete gittiğim zaman her markete gittiğim zaman markette kavga ediyorum. Bilmem A101'e gidiyorum. Her gün fiyat değişiyor. Gerçekten değişiyor. Hani insan bir şey yarın gidip peynir alacaksın. Bir peynir 300 lira olmuş. Nasıl bunu mesela alacaksın? Alabilecek misin? Bir peynir alıp 300 lira alıyorsun bir haftada bitiyor peynir. Ondan sonra bir daha almak zorunda nasıl? Yani peyniri var, zeytini var bilmem ne. Bir dolaba mesela sana dolaba koyuyorsun 10 milyar para gidiyor. Sana dolaba bak. Peyniri, zeytini bilmem nesini, sebzesi, domatesini falan filan, pirincini, bulgurunu bunları saymıyorum yani. Gıdaları şeyde saymıyorum yani. Yani biraz azıcık düşünmesi gerekiyor emeklilerin. İkramiye o kadar çok 2 lira neler alırım neler alırım kızım. Kendinden alan 3 alıyor, ben 2 alıyorum. Torun da var, hepsi de var da bayramda kapıdan geçemezler. Yok yavrum bir şeyim yok, ne vereyim ben onlara? Utanırım elim öpünce vermem. Peki fiyatları ne oluyor? Fiyatlara ne diyeyim kızım, Türkiye bitti gidiyor. Biz Afrika'da görev yaptık, eşimin görev nedeniyle orada karpuzu dilimle alıyorlardı. Ben onlara çok üzülüyordum. Bak bir senedir biz de alıyoruz. 2 senedir biz de dilim yiyoruz. Bulamayanlar var kızım, çocuklara üzülüyorum. Çocuklara kemiği pişireceğim, gidireceğim ki gelişsinler. Bizler gidiyoruz, ben 70 yaşıma gelmişim. Ama benim torunlarım görmüyor, et görmüyor yavrum. Bitirdiler Türkiye'yi kızım. Cennet Türkiye'miz, şuna bak ne hale geldi. Et balığa gidiyorum şimdi, sıra bulabilirsem 1 kilo kıyma alıp da gideceğim. Kızım eski bayramlar bayramıdı, bayram yok şimdi yavrum bayram. Nice bayramlar diler tüm dünya halkına, vatandaşlarına, Ankara Büyükşehir'e selam olsun. How are you diyoruz. Bayram güzel bir bayram şarkısı diliyoruz. Mutlulukla diliyoruz. Müslüm Baba diyor ki nasıl bir sevdaya düştüm vay canım vay vay canım vay vay canım vay vay. Bir zalim eline düştüm vay canım vay vay ömrüm vay vay zalim vay vay. Beni yüz yerden vursalar vay canım vay vay canım vay ömrüm vay vay. Üzülmem dillere düştüm vay canım vay vay ömrüm vay zalim vay vay. Herkese selam olsun. Bayram hediyem olsun Müslüm Baba'dan. How are you? Yes.
abi söyleyeceğim, bir dakika bekle bir.